Sık sık evinin kapısını çalıp bir şeyler dilenen kadından bıkıp oldukça rahatsız olan evin hanımı bir gün yine aynı dilenci kapısını çaldığında ondan kurtulmaya karar vermiş. Dilenciye biraz beklemesini söylemiş. Mutfaktan bir ekmek almış ve ortasından ikiye yararak arasına peynir, zeytin yerleştirmiş. Tabii bu arada arasına haşerat öldürmede kullandığı kuvvetli zehirden dökmeyi de ihmal etmemiş. Dışarıya çıkıp ekmeği dilenciye uzattığında kadın Allah razı olsun deyip evden ayrılmış. İyice acıkan kadın bir caminin avlusunda biraz önce kendisine verilen ekmeği çıkarmış, tam yiyeceği esnada elini yüzünü yıkamakta olan bir askerin kendisine baktığını görmüş. Askerin halinden yoldan geldiği ve yorgun olduğu anlaşılmaktaymış. Dilenci askerin bakışlarından onun aç olduğunu ve sanki biraz da bana ver manasını çıkarmış bakışlarından. Gencin haline acıyan kadın ekmeğin hepsini askere buyur etmiş ve oradan uzaklaşmış. Dilenci kadının verdiği ekmeği iştahla yiyen asker çok geçmeden acıyla kıvranmaya başlamış. Camiye gelen cemaat yerde kıvranan gencin kimin nesi olduğunu sorup araştırıp öğrendikten sonra alıp evine götürmüşler. Evin hanımı aylardır bin bir ümitle terhisini beklediği yeni terhis olmuş oğlunu perişan bir vaziyette karşısında görünce çırpınmaya, dövünmeye başlamış. Biraz zaman geçip de sakinleşen kadın oğluna ne olduğunu, niçin kıvrandığını sorup öğrenmeye çalışmış. Delikanlı biraz önce cami avlusunda bir dilenci kadının kendisine ekmek verdiğini, onu yedikten sonra bu hale geldiğini söyleyince kadın ona verdiği ekmeği hatırlamış ve başından aşağı kaynar sular dökülmüş. Ben ne yaptım diye dövünmeye başlamış ama iş işten geçmiş. Arslan gibi delikanlı oracıkta hayata gözlerini yummuş. Evet arkadaşlar, bu konuyu en iyi anlatan atasözümüz, her ne doğrarsan aşına o çıkar karşına olsa gerek. Arkadaşlar, insanlar hayatları boyunca hayata ne verirlerse hayattan onu alırlar. Hayat insanlara her zaman karşılıklı menfaat sağlama yoluyla gülmektedir. Hani kazan kazan da diyebiliriz aslında. İyi insanlar iyiliklerle karşılanır. Kötü insanlar da her zaman kötü şeyler yaşarlar. Yani bu benim başıma neden geldi sorusundan önce acaba bunu hak edecek ne yaptım sorusunu kendimize sormalıyız. Ne verirsen onu alırsın, ne ekersen onu biçersin gibi sözler de atasözlerimizde bunları doğrulamaktadır. Rüzgar eken fırtına biçer. Sözümüz de bunlardan birisidir arkadaşlar.